İslam'da birisi diğerinin evini gözetleyemez. Birisi diğerinin meclisine kulak kabartamaz. Bunu Allah yapıyor. Bunu melekler yapıyor. Onlar murakabe ediyorlar. Onlar terbiye edecekler. Şuradaki topluluk şurayı dinler. Orası karşı tarafı takip eder. Onu tarasud ederse orada fitne, orada fesat, orada gıybet, Orada ne kadar ile alakalı durum varsa hepsi tezahür eder. Allah Azze ve Celle onun murakabesini çocuklar daha küçükken İslam cemiyetinde, İslam toplumunda babalar alacak, onların yüreklerine, akıllarına nakşedecekler. Öyle büyüyecek. Belki onu açık dükkanların içine koyacaklar. Sağda solda her yerde altın var. Oraya koyacaklar. Fakat ne elini uzatacak ne de gıybetin mahşerin. Gıybetin mahşer olduğu yerlerde dili başkasının iffetine, ahlakına, namusuna uzanacak asla. Çünkü biliyor ki dünyada her yaptığı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelecek, huzurda onların hesabını verecek. Abdullah ibn Ömer radıyallahu an giderken İlerliyor bir yerde bir çoban görüyor, bir sürü var. O çobanı denemek istiyor. İmtihan etmek arzusunda. Yoksa hakiki manada sorsa caiz olmaz. İmtihan maksadıyla çobana diyor ki, şuradan bana bir tane koyun verir misin? Kulli sahibiha. Git sahibine söyle, ne kadar istiyorsan o kadar vereyim. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma de ki koyunun sahibine kulli sahibiha git koyunun sürünün sahibine de inne zi'be akhaze minha vahide kurt geldi bir tane kaptı aldı götürdü desen çölde burada seni bu koyunların sürünün sahibinin görme imkanı yok git sahibine öyle söyle Çoban diyor ki ey Allah Koyunların sahibini aldatırım peki yarın yu'ma yefrul maru min ve ummihi ve abihi kişinin kardeşinden annesinden babasından uzaklaşacağı firar edeceği kıyamet günü Rabbime bu koyunu kimin aldığını eğer yalan söylediysem nasıl onun hesabını verebilirim? Fe Allah Rabbime nasıl bunu anlatabilirim? İbn Ömer o çobanın sözünü söyleyerek oradan uzaklaşıyor. Fe Allah fe Allah. <feynallâh> yani küçükken o çobanın kalbine Allah Azze ve Celle'nin seni murakabe ediyor yavrum. O aşıyı ona zerk edebilmek. Hocanın vazifesi, Müslümanın vazifesi, hepimizin memuriyeti, mecburiyeti bu kardeşim. Yoksa evleri tarasud etmek, gözlemek değil. Ve la yapmayın, casus olmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mani istama ila hadisi qaumin wahum lahu karihun suba fi udunayhi anuk yawm al kim bir cemaati dinliyor kulaklarıyla ya da başka aletlerle vasıtalarla dinliyor devlet bunu yapabilir emniyetini almak için ama onun dışında eğer insanlar cemaatler cemiyetler dinleme faaliyetinde bulunuyor. Karşı taraf razı olmadığı halde bunu yapıyorsa kıyamet günü onların kulaklarına eritilmiş bakırlar dökülecek buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ravahu muslim. Müslüman casus olmayacak kulaklarıyla. Annenin yanına girerken bile sahabiye Efendimiz aleyhissalatu vesselam izin alacaksın buyuruyor. Ya Resulallah ben annemin hizmetindeyim. Sabah akşam sürekli annemin yanında bulunuyorum. O halde de annemin yanına girerken izin alma mecburiyetim var mı? Anneni çıplak bir halde görmek ister misin buyuruyor. Eğer hayır diyorsan o zaman annenin yanına girerken bile izin alacaksın. Müslümanlar, okullarında, mekteplerinde murakabeyi çocuklara küçük yaşta anlatacaklar. Efendimiz anlattığı sahabe-i onlar koştu geldiler maiz, zina edince, ekim fiye كِتَابَ اللّٰهِ زَنَيْتُ يَا رَسُولَ Büyük bir günah işledim, bana Allah'ın hükmünü uygula ya, ya Resulallah diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yüz çeviriyor, maiz orada, bana Allah'ın hükmünü uygula ya Resulallah. Biliyor ki ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ağzından çıkan her sözü yazan melek var. Yazıyor. Hesabını soracak. Ona inanmış. Allah Resulü ona inandırmış maizi. Fakat büyük bir günah işleyince onun huzuruna geliyor. Ekim fiye kitabı Allah'a dört defa diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her defasında ondan yüz çeviriyor. Dördüncüsünde biliyor cezasını ölüm. Rejim var sonunda. Ama buna rağmen o Kur'an-ı Hakim'in anlattığı وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Sizin nefsiniz size tenhalarda neler fısıldıyor onları bile biliyoruz. Biz size sizden her şeyinizden daha yakın olan şah damarınızdan bile Allah size yakın. En yakın neyse ondan daha yakın. Yani ilmi zuhur olsun, hakikat size zahir olsun. Peki bunu bilen bir Müslüman, Tuhyana, zulme devlet malına elini uzatabilir mi eğer sen müslümansan o zaman bu ruhu onun kalbine aşılayacak dinleme faaliyetlerini devlet yapacak ilgili birimleri kurumları yapacak ama biz bu ayetleri anlatmakla sorumluyuz bunu buna memuruz buna mecburuz Zunnun Misri rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bir Allah dostu yanına bir talebesi geliyor. Ona ilgi alaka gösteriyor. Diğer talebelerinde de ona karşı bir haset hali oluyor, zahir oluyor. Diyorlar hocamız neden buna bizden daha fazla alaka gösteriyor? Bir gün bütün talebelerine herkes bir kuş alsın, kimsenin görmediği yerde kuşları kessin diyor. Sonra yanıma gelin. Herkes kuşu kesiyor geliyor. O alaka ilgi gösterdiği talebe o da geliyor fakat kuş kucağında. Diyor ki yavrum sen neden kuşu kesmedin? Emerteni en ezbahahu bihaythu la ahadun. Bana emrettin ya hocam. Kimsenin görmediği yerde bu kuşu kesecektim. Fakat nerelere gittiysem Rabbim beni görüyor, murakabe ediyor. Allah'ın olmadığı bir yer göremedim, kesemedim. Madem emrin böyleydi işte kuşu getirdim. Her yerde Allah bizi görüyor. O murakabe halinde olmak, onunla yürüyebilmek. O zaman dünya kimler, şunlar, bunlar. Her şey sana hikaye gelecek. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevirde duruyor. Ebubekir Efendimiz müşrikler geliyorlar ayaklarının olduğu yere baksalar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı görecekler. Efendimiz'e dair Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'da endişeler var. مَا ظَنُّكَ bisneyn, Allahu اللّٰهُ سَالِسُهُمَا İki kişiyi ne zannediyorsun Ebubekir? Bekir? Üçüncüsü Allah olunca kim durdurabilir bizi? murakabe hali. Allah görüyor, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam mükaşefe boyutunda o da görüyor. Dünyanın orduları karşıda olsa gelseler şunlar bunlar, Müslüman kafire göre, Allah ve Resul düşmanına göre dünyadaki duruşunu belirleyemez kardeşim. Belirliyorsa onun imani problemi var. Hazreti Zunnun diyor ki, İhsaru ma asarallahu teala. ve 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 ta'zimu ma azzamallahu teala ve tasgiru ma sagarallahu teala. Murakabenin alameti nedir hocam diyorlar ona? Allah Teala'nın bizi sürekli gördü, görüyor, murakabe ediyor. Bunu hangi halimizle anlayabiliriz? Eğer Cenab-ı Hakk'ın tercih ettiklerini tercih ediyorsan, İsa'r'da bulundukları senin hayatında, yalnız kaldığın yerlerde de harfiyen varsa, Allah'ın yücelttiklerini sen de yüceltiyorsan, Allah'ın sıfırladıklarını, zelil ettiklerini sen de tasvir ediyorsan, o zaman senin hayatında murakabe var demek. Hani iz bin selam, namaz, Namaz haliyle karşıda duruyor. Hükümdar Eyyub'un karşısında çıkıyor valiler, malumunuz secdeye kapanıyorlar. Paşalar selamlama secdesine kapanıyorlar. Caiz değil bu hallerin hiçbiri. O da elini kaldırıyor. Buraları meyhanelere çevirdin. Yarın Rabbime bunun hesabını nasıl vereceksin? diyor oradan ayrılıyor. Yoluna devam ediyor. Talebeleri Hocam bunu nasıl söyledin? Hayatın onun iki dudağı arasından çıkacak sözde. Seni bu adamı öldürün, parçalayın deseydi hiç birisi üzerine durmaz, saldırırlar seni yok ederlerdi. Nasıl cesaret ettin de bunu söyledin deyince namazdaki halimi düşündüm. Allah'ı yüceltmek, Allahu ekber. Sen her şeyden daha büyüksün ya Rabbi demek. O imanda, o ikrarda olmak. Onu söyleyince saral melikü emami Valilerin, paşaların karşısında eğildiği devlet başkanı sanki karşımda bir kedi gibi duruyor. Ben de ona hesap soruyordum. İzzeti Allah'ın yanında aramak. Amerika'da Pentagon'da, NATO'da orada burada değil, Müslüman'ın yanında izzeti aramak. Madem ki inne ekremekum indallahi etkakum. Allah Rabbim Allah dedi diye dar giden Abdul Kadir Molla'yı yüceltiyor. O zaman onun yanında yer alacaksın. Eğer Mandela'nın safında duruyorsan sende murakabe yok kardeşim. Murakabe hali demek o Müslüman dünyada yalnız tek başına kalsa bile Firavun bütün ordusuyla, çapulcularıyla üzerine yürüse bile Hz. Musa gibi karşısında durabilmek. O Allah'ın Kur'an'ı bu kardeşim. Hz. Musa'ya, Firavun'a git. Ve ben seçtim ki fesmi alma yuha inni لَا Allahu la ilahe illa ana fa'budni ve salate li zikri Beni hatırla orada beni. Allah'ın büyüklüğünü azametine hatırla. O zihninde hatırında canlı kalınca firavunu kedi gibi göreceksin ona meydan okuyacaksın. Rabbim Allah derken kalbinde zerre kadar tereddüt olmayacak. İşte o zaman kalkacaksın ashabı keh gibi. Varabatna ala kulubihim izqamu fakalu rabbuna rabbus semawati vel ardı. Hey Dokyanus sen kimsin ya? İki tane elin, iki tane ayağın var. Allah'ın günahkar, zalim, bağı, tağut bir kulusun sen. Sen benim ilahım olamazsın. Benim Rabbim yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Onu söylemek, öyle bir imana sahip olmak, murakabe oraya götürür. O zaman Müslümanların sinesine dönersin kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَ Sizden birisi İslam'ını ihsan düzeyinde yaparsa yani münafıklar gibi bir imanı yok bunun. El kararu ba'del ikrar. Bir defa la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediyse onu nereye götürürseniz götürün İsterseniz asab uhtutta olduğu gibi hendekleri kassınlar hendeklerin içine Rabbim Allah diyenleri atsınlar zerre kadar onların çocuklarında, kadınlarında, yaşlılarında, büyüklerinde asla tereddüt olmayacak Allahu Ekber diyerek o hendeklerin içine girecekler oradan cennete gidecekler tereddüt yok. İhsan düzeyinde bir iman. Neyiz biz? Hepimiz halimize bakalım. Yani bir faizinin, tefecinin yanında Allah'ın ayetlerini okurken tereddüt ediyorsak bizde murakabe yok demek kardeşim. Olmayacak tereddüt. Her zeminde, her zamanda, her yerde Müslüman kalabilmek. El karar, ba'del ikrar. Aynı yerde duruyorsun. أوتيبريا تذبذب يابنيوسون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي إنسان يقتن هيش بشيد إنسان. milyonlarca hücrenin arasından Cenab-ı seni ihtiyar etti. Annenin karnına rahmine oradan dünyaya geldin. Kharajte min sebilil bevli merrateyn diyor Hasan Basri rahmetullahi aleyh. İki defa idrar deliğinden çıkıp da dünyaya geldin. Bir babandan bir de annenden. Yani sana diyor ki, bana diyor ki haddini bil, bu halinle nasıl olur da yer ve göklerin sahibi Allah'a kafa tutuyorsun sen? He? Nasıl olur da faizin olmadığı bir dünyayı kabul edemiyorum diyorsun sen? Fezenu bi harbin min Allahi ve Faizi alan veren imam olsa, müftü olsa, vaiz olsa, hacı olsa, kim olursa olsun buna fetva verirse bilsin ki Allah'a, Hazreti Muhammed'e savaş açmıştır aleyhissalatü vesselam'a. En büyük günah bu kardeşim. Tefecilik, Siyonizme asker olmak, onun hizmetinde, hizmetkarlığında olmak. Fe'zenu biharbi min Allah Her Müslümanın ödevi, ilk ödevi, devlet başkanının ilk ödevi, fırsatı bulduğu ilk anda faize ait bütün kurumları lağvetmeli cenab emri, talimatı var. Nasıl oluyor da o Rabbine, kerim olan Rabbine karşı mağrur oluyorsun? Devam ediyor, biraz sonra ayeti kerimeler geliyor yine aynı surede. Ve inne aleykum lahafizin kirâmen kâtibîn ya'lemûne ma tef'alûn. Ve inne aleykum lahafizin. melekler var. Onların sıfatı ya Rabbi, kiramen katibin, kerem sahibi melekler. Surede bir kerem hali vardı. O önce okuduğu ayette, Ya eyyuhel insanu ma bir bi rabbikel kerim, kerim olan Allah'ın. Bir karşılık senden almadan, para almadan, ücret almadan şu oksijeni, suyu, havayı, yeryüzünde yaşama hakkını sana veren Rabbin, ona karşı kerim olan Allah'a karşı neden meydan okuyorsun? Sonra da o kerim olan melekler senin her yaptığını yazıyorlar diyor. Neden surede bir keramet havası var? Kerem ikliminde dolaşıyorsunuz. Cenab-ı Hak bize diyor ki: Kerem sahibi bir adamın alimin meclisine gitsen, onun yanında müeddeb bir halde oturursun onun emrini, onun talimatını bekler. Ya da bir devlet başkanının saygı duyduğun birisinin yanına gittiğin zaman orada hazır ola yakın bir halde durur beklersin. O halin vardır. Kimisine saygıdan gösterirler, kimisine riyadan gösterirler. Ama Müslümanın hayatında o riya varsa orada murakabe yok. Orada imani problem var demek. Alimin ulemanın adil devlet başkanının yanında edepli durur Müslüman. Peki Cenab-ı Hak da melekleri kerem sıfatıyla anlatıyor. 24 saat bu kerim olan melekler yanında elin cebinde sokakta ay yaşlar gibi dolaşma. Otururken kalkarken yanında kimseler yoksa bile alim salih kulların yanında yapamadıklarını yalnız başına insanlardan mücerret olduğunda da yapma. Çünkü kerem sahibi olan melekler senin her anına, her adımına, her nefesine tanıklık ediyorlar. Onları kayda geçiyorlar. Günahını, sevabını yazıyorlar. Hatta bazı alimlere göre iniltilerini bile kayda geçiyorlar. Onlarla Rabbimin huzuruna gelecek İkra, kitap ekleyecekler sana. Hadi neler varsa onları oku bakalım gösterecekler. Peki Cenab-ı Hak neden bunları bize anlatıyor ey Müslümanlar? 5 yaşında, 6 yaşında çocuklarınız o masum halleriyle, tertemiz yüzleriyle size bakarken bunu anlatın onlara. Allah Azze ve Celle sizi murakabe ediyoruz Sanki onu görüyorlar. Her yürüdükleri yerde, adım attıkları yerde bu hal var gibi yürüsünler, koşsunlar. Huzurda olma hali. zunnun Mısri Hazretleri Ebu Yezidi Bistamiye Mucemul Buldan'da Hamevi kesreyle dapt ediyor. Keseyledir diyor. Bistami Türkçe'de Bestami diye meşhur oldu ama galet o. Ebu Yezid'i Bistami'ye gönderiyor, git diyor. Onun haline bak, oturmasına, kalkmasına bak. O hali al gel biz de onun gibi yapalım. Yani burada, orada, başka yerde, bir medresede, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıfta okuyan kardeşim, oturmasına, kalkmasına, yürümesine, diğerlerinden daha fazla riayet edecek, bak kardeş diyecek, şu hale bak, bu duruşa bak, bu oluşa, bu erişe, bu yönelişe bak. Kiramen katibin melekleri bize tanıklık ediyor, Rabbimin huzuruna getirecek. Yalnız başına koridorda dolaşırken bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüyüşündeki o edebini kuşanıyor, ona beleniyor, onunla adımlarını atıyor. Küçükler bakacaklar, Zunnunu de bize alın gelin diyorlar. Talebe gidiyor Bistam'a. Biztama Hamevi anlatırken diyor ki, köy ama şehir gibi o kadar büyük. O şehirler binalarıyla, çarşılarıyla, pazarlarıyla, ticaret hacimleriyle değil, içinden çıkardığı böyle büyük kahramanlarla meşhur oldular. İslam şehirlerine, İslam beldelerine bakın Mucemül Bullan'da. Hep o şehirleri meşhur eden alimlerdir. Ulemadır, evliyadır, esfiyadır. Oraları İslam'ın alameti sancağı haline getirmişler. Tek başına yapmışlar. Yalnız başına yürüyorsun yolda. Sağına, soluna, önüne, arkana bakmadan gidiyorsun. Önünde kim var? Mekke'de tek başına Safa tepesine çıkan en büyük davetçi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Mekke karşısında tam saha pres yapıyorlar, direniyorlar, yalancı diyorlar, sihirbaz, kahin diyorlar. Ama Safa tepesinde o Allah'ın talimatını onlara bildiriyor. Yalnız başına olsan da şehrin meydanlarına çıkıp Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını ilan edebilmek. Biz ona bakacak. Üstad diyor ya, sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını vermek. Yani öyle şurayı bitireyim, gideyim orada öğretmen olayım, şurada imam olayım, burada mühendis olayım, üç kuruş, beş kuruş alayım, evim olsun, arabam olsun, bu hikaye hayat kardeşim. Bu ambarla Gayit arasında, çukur arasında, hela arasında sıkışmış bir hayat, insan hayatı. Modern zaman insanın işte bu tarif ediyor. Bir tarafta ambarı var, bir tarafta helası var. Oraya hapsedilmiş bir hayat Müslümanın hayatı öyle olamaz. Safa tepesinde yalnız başına bütün dünyaya Allah'ın ayetlerini duyuran Hazreti Muhammed'e iman eden birisinin hayatı olamaz kardeşim. Ya intisap iddiasında bulunmayacağız. Ya da sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl teslim olduysa işte biz buradayız ya Resulallah. Müslüman Amerika'ya, Londra'ya, Berlin'e, şuraya, buraya onların gizli servislerine sığınan adam olamaz kardeşim. Zunnun-u Misri'nin talebesi gidiyor Bistam'a soruyor diyor ki nerede Ebu Yezidi Bistami'nin evi? falan ev diyorlar. Gidiyor. Kapıyı çalıyor. Uridu Eba Yezid. Ebu Yezid. Ebu Yezid'le görüşmek istiyorum. Beyazıd Bistami Hazretleri diyor ki: "Eyne Ebu Yezid? Nerede Ebu Yezid? Kim Ebu Yezid? Ben de Ebu Yezid'i arıyorum ne zamandır?" Ayrılıyor evden, dönüyor zunnun Mısri Hazretleri diyor ki, gördün mü hocam diyor, Ebu Yezid-i Bistami dedikleri adam aklını kaybetmiş. Karşımda sen kimsin diyorum, ben Ebu Yezid'i arıyorum diyorum, o diyor ki nerede Ebu, Zey Ebu Yezid? zunnun Mısri Hazretleri'nin gözünden yaşlar boşalıyor diyor ki, Zehbe, zehbe, ahi, ma'az zakirin ilallahi Teala. Kardeşim Ebu Yezid zakirler kadrosuna dahil oldu. Onlarla Mevla'ya gitti. Kendinden de koptu. Evinden de çocuklarından da dünyada neler varsa tamamından koptu. Masiva hali. Hiçbir şeyi görmüyor. Kendini, bedenini, varlığını bile görmüyor. Her şeyden geçme hali. O deli zannediyor, zunnun Mısri diyor ki ben de onun gibi olabilsem. Masiva artık nokta kadar onun dünyasında bir kıymet arz etmiyor. Eliyle her şeyi atıp da gidiyor, sürüp de gidiyor. Her bir Müslüman orada bir makama, mevkiye, ekmek parasına takılıyorsa o orada kalsın kardeşim. Eğer ısrar ediyorsa bırakın orada siz devam edin yürüyüşünüze. Dünyalıkları ata ata gidin. Musabakaya çıkmadan önce antrenmanlarda ağırlık takarlar. Neden? Musabakaya çıktığı zaman elleri ve ayakları rahat hareket etsin yenilik olsun diye. Ne kadar ağır ağırlıklarla çalışırsa o adam musabakaya çıkınca karşı tarafa karşı o kadar daha aktif olacaktır. Yani Rabbinize giderken ağırlıkları, makamı, mevkiyi, rütbeyi ne kadar atıyorsanız o kadar hızlanıyorsunuz işte. Hani diyor ya, "Femşu fi menakibiha." Dünyalık için yürüyün ama sıra ahiret olunca, sıra İslam'ın sancağını taşıma noktasında size bir davet gelince o zaman koşacaksın yüreğin çatlayıncaya kadar, yüreğinde tek nefes kalıncaya kadar koşacaksın. Ne kadar takatin varsa onu Allah ve Resulünün yoluna bezledeceksin, sarf edeceksin. İhsan derecesinde bir iman. Onu anlattılar. Evlerinde tarikatı Muhammediye okutan ecdadımız bu ihsanı söylediler çocuklarına. Onlar akıncı oldular. Kosova'da, Mohoş'ta yüz bin kişilik orduların içine on kişilik akıncı birlikleriyle girdiler. Uhud'a gelen sahabe cennetin kokusunu alıyoruz dediler. Onlar ihsan derecesinde bir imana sahiptiler. Ya görüyorlardı mukâşefe haliydi ya da murakabe hali Rabbim görüyor. Birazdan cennet var diyor Amr bin Cemuh. Birazdan Cennet var, büyük istikbal, büyük buluşma var. Şebi aruz var. Öyle diyorlar. Enes bin Nadır, Musab bin Umeyr, Abdullah bin Caş. Uhud'da murakabe haliyle şehadete, Allah'ın rızasına, cennetine, cemaline koştular. İhsan derecesi. Çocuklara bunu anlatın. Yoksa onun bunun evini tarasud etmeyin onun bunun konuşmalarını dinlemeyin. Bu münafık alametidir. Vela tecessesu casusluk yapmayın. Kürsüye çıktığınız zaman bunu anlatın. Sonra hayatınıza gelin. Anlattıklarınızı da tatbik edin. İza ahsana ahadukum islama. Kim ihsan derecesinde İslam'ını yaparsa, böyle bir Müslüman olursa, فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِ مِئَةِ دَعْفٍ Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bunun yaptığı her hasene, her hayır, her ibadet, her secde, her rükû, her yöneliş, onun imanına, onun samimiyetine, onun takvasına göre ondan yedi yüze kadar kıymetlendirilecek. Peki ondan 700'e kadar nasıl olacak? İmanımıza göre, murakabe halindeki duruşumuza göre, kalbimizin, yüreğimizin ayarına göre olacak. Hani dünyada karı artırmak için sürekli şirket sahibi elemanlarını, bayilerini satış personelini toplar, onlarla hesap yapar. Yeni yöntemler, stratejiler geliştirir. جناب حق da ondan e kadar koymuş arada قرآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة, كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء الله Rotaryen Lyons kulüpleri için değil, Sunni Yahudi yetiştirmek için değil, Allah'a ve Resulüne düşman bir nesil icat etmek için değil, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın asabı gibi murakabe halinde yürüyen bir neslin inşası için Allah yolunda malınızı harcıyorsanız, murakabe halinizin kıymetine göre ondan 700'e kadar Cenab-ı Hak size ecir verecek. Ey Müslüman! Dünya karını artırmak için hesap ediyorsun da ahiretteki amellerinin karını, sevabını, ecrini artırmak için neden hesap yapmıyoruz? İşte o huzur hali, murakabe hali, ulemanın, evliyanın, asfiyanın bizi davet ettiği dünya. Ama evliya, Kur'an-ı Hakime, sünnet-i seniyyeye ittiba eden evliyanın dünyası. Onların dünyasına adım attığınız zaman onlar sizi bu murakabeye davet edecek. Artık birileri size diyecek ki, şuraya şunu ver, sana bir plaket verelim, olmaz kardeşim diyeceksin. Sana madalya verelim, senin adını devlet televizyonunda zikredelim şu kadar bağışta bulundu olmaz kardeşim diyeceksin. Neden? Çünkü ben Rabbimin şu ayetine iktida ettim, bütün varlığımla buna teslim oldum. Kainatın sahibi buyuruyor ki, Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُبْضِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ Ey ehli iman! Allah yolunda verdiğiniz sadakaları men ve eza ile iptal etmeyin yok etmeyin onları. Ahiret için verdiyseniz eğer onda men var eza varsa Rabbinin huzuruna gelince serap göreceksin, yok oluş göreceksin. Nasıl yani? Mende bulunmak birisinin fakirin Suriyeli bir muhacirin evinin camları kırıktı onları yaptın. Sonra her yerde diyorsun ki o evin kırık camlarını ben yaptım. Ya da ezada bulunuyorsun, bir adam çocuğunu okutamıyordu. Ona üç kuruş, beş kuruş yardım yaptın. Sonra milletin içinde diyorsun ki adam da orada, onun yanında işte bu gariptir, fakirdir. Evlatlarını ben okuttum, ben adam yaptım dediysen bu ifadeyle yaptığın bütün hayırları Allah iptal etmiştir. Kur'an'a hakim buyuruyor. Onun için Müslümana gel kardeşim dedikleri zaman hayır. İnne ma nut'imukum li vecihillahi la nuridu minkum cezaen ve şukura. Biz Allah için yaptık. Ne karşılık, ne teşekkür, ne belge, ne plaket hiçbir şey istemiyoruz. Tamamı sizin olsun. Bu dünyayı Müslüman kurar. Bu öğrenciyi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam yetiştirir kardeşim. O kadar Oxford'dan bu çıkmaz. Cambridge'den çıkmaz. Amerika'dan çıkmaz. İşte böyle adam çıkar. Bunlar da Allah Resulü'nün okulundan, medresesinden çıkar. Gamidiyeli kadın gibi zina edince onun huzuruna gelir. Tahirini ya Resulallah ben zina eden Müslüman bir kadınım. Beni temizle ey Allah'ın Resulü diye gelir onun yanında gözyaşı döker. Murakabe hali. Biliyor ki o kadın Rabbimin huzuruna çıkınca orada rüsvah olmak, perişan olmak var. Dünyada cezamı ver ya Resulallah. Biliyor o kadında sonunda idam var ama oraya geliyor. Bu öğrenciyi yetiştir. Başkasını değil kendini murakabesin. Kendine baksın. Rabbimin huzuruna nasıl çıkarım ona baksın. İşte murakabenin alameti kardeşim. Tasgiru ma saggarallahu Teala. Cenab-ı Hakk'ın küçülttüğünü küçük görebiliyorsak murakabe var. Azametli dediğini her büyük görebiliyorsak orada bizim kalbimizde iman var, murakabe hali var demektir. Ve böyle olur da amel yaparsa kim İslam'ını ihsan düzeyinde yapıyorsa onun ameli ondan 700'e kadar kıymetlendirecek, kıymetlendirilecek ya da ondan daha fazlası olacak. Cenab-ı Hak namütenahi onun amali salihesini katlayarak çoğaltacak, kıyamet günü huzuruna çıkaracak.